geçim kaynağı değiliz biz. Öğrenci olduğumuzda öğrendiklerinde her odada bir kişi kalıyor ve 1600 TL ödüyor. Pazartesi günü Çankırı'da Karatekin Üniversitesi eğitime başlıyor ve öğrenciler de gelmeye başladılar. Şu anda biz Çankırı terminalindeyiz ve burada bir öğrencimiz var. Tabii öğrencimiz bir sürü de sıkıntıları, dertleri olduğunu öğrendik. Kendisi Eldivan Sağlık Meslek Yüksek Okulu'nda şu anda eğitimini görüyor. Fakat şu anda bu kardeşimiz açıkta kalmış durumda. Diğer sıkıntısı barınma sıkıntısı çekiyor. Evet. Merhabalar öncelikle. Merhaba. Hangi bölümde okuyorsun? Ben ATT okuyorum. Paramedik. Paramediksin. Peki yer sorunu yaşadığını söyledin. Evet. Yani anlatır mısın kısaca? Bitkisten geldim buraya ama şu an kaldık, hiçbir yerimiz yok. Kendi ülkemizde barınamıyoruz. Kiralar çok fazla. Yani öğrenci olduklarımızı duyduğunda kira fiyatları 2 katına falan çıkıyor. Yani şu an ortadayız. Yani mesela sen şimdi burada arkadaşlarınla birlikte bir kiralık ev aradın. Peki ev sahipleri ne söylediler? Kaç para istediler? Şimdi 3+1 bir tane ev bulduk. Biraz 1600 olarak görünüyor. Ev sahibini aradığımızda öğrenci olduğumuzu öğrendiklerinde her odada bir kişi kalıyor ve 1600 TL ödüyor. Ya kişi başı mı istedi 1600? Kişi başı. Yani 4 kişi kalırsanız bir evde 1600 ödeyeceksin. Yani 1600 liradan ne yapıyor? 6200 lira mı yapıyor? Öyle bir rakam yapıyor. Evet. Ciddi bir rakam bunlar. Peki siz şimdi yurtta çıkmadı size sanıyorum. Yurt başvurusu yapamadım. İlçede kalamadım, başvuru yapamıyorum. Yani siz şimdi Eldivan'da Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurdu yok. Çankırı'daki yurtlarda siz Eldivan'da okuyorsunuz diye başvurunuzu kabul etmiyorlar. Aynı okulun işte öğrencisiyiz ama biz başvuru yapamıyoruz. İlçede kaldığımız. Peki siz ne yapmayı düşünüyorsunuz şu anda? Yani yer bulamadınız. Geçici olarak sabah anne kız yurdunda kalıyordunuz ama bugün size gerçek yerleşenler gelecek dediler ve sizi de çıkarttılar sanırım. Evet, bizi çıkarttılar ve şu an yapacak hiçbir şeyimiz yok. Biz de bitse dönmeyi düşünüyoruz. Okulu donduracağız ya da okumayı bırakacağız. Yani yer sorunu büyük bir sıkıntı oldu. Bayağı büyük bir sıkıntı. Ayrıca dahi bilmiyorum. Diğer arkadaşlarından da böyle yer bulamayanlar var mı? Şu an Bitlis'ten 7 kişi gelmiştik. 5'i zaten biri İstanbul'a gitti. Hani yakın illerde akrabaları falan varsa direkt onlar ayrıldılar bizden. Şu an 2 kişi falan kaldık. Biz de gittik işte. Kimileri dondurmayı düşünüyor. Kimileri okumayı bıraktı zaten. Biz de şu an düşünüyoruz ne yapacağız. Evet sevgili izleyiciler, eğitim öğretim üniversitede bu yıl işte pazartesi günü başlıyor fakat büyük sıkıntılarla başlıyor. Öncelikle bu kız kardeşimizin de ciddi manada bir barınma sorunu var ve ev tutmak istemişler fakat oda başına 1600 lira istenince de bunu da tutamamışlar anladığımız kadarıyla. Evet, buradan yetkililere sesleniyoruz. Bu öğrencilerimizin sorunlarına bir çare talep ediyoruz, çare istiyoruz. Eldivan'da yurt olmadığı için Çankırı'da KYK yurduna da başvuramıyorlar ve ciddi manada tıkanmış durumda. Peki, teşekkür ediyoruz. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. Düşünmeniz yeterli. Görüştün mü abla, ne diyor? Açmadı telefonu. Açmadı. Ama burada işte söylediğimiz gibi Eldivan halkı burada öğrenciye de sahip çıkıyorlar. Sağ olsun abla biz röportaj yaparken duydu. Hemen telefona sarıldı ve şu anda bu kardeşimizin sorununu çözmek için bir yakınını arıyor. Evle ilgili sorunu çözebilmek için. Yani Çankırı halkın misafirperverdir ama sen biraz şeyine denk geldin. Bilmiyorum. Bana daha iyi birileri gelmedi, denk gelmedi. Evet. Hep böyle öğrenci olduğumuzu öğrenince değişiyorlar ama hepsi de iyi sağ olsun. Tabii fahiş fiyat isteyenler de var ama söylediğimiz gibi burada sıkıntı inşallah bir şekilde çözülecek. Tabii iyisi de var kötüsü de var ama sonuç olarak bizim de buradan öğrencilerimiz başka şehirlere gidiyor. Ve işte herkes gelen öğrenciye bu gözle kendi evladı gibi bakması gerekiyor. Geçim kaynağı değiliz biz. Fırsatçılar işte, fırsatçılar. Evet.
Şimdi paralimpik bölümünün bu yıl mı başladın? Evet. İlk yılın? Evet. Yani ilk ve son yılım olabilir. Yani inşallah olmaz. Barınma sorununu burada hemen teyzemizin vasıtasıyla halletmiş oluruz. Evet. Şu anda abla konuşuyor. Kirayı vermeyi düşünür müsünüz diye. Siz normalde burada terminalden geldiniz. Nereye gidecektiniz? Biz buradan bir tane kampüs gibi bir şey bulduk burada. Kalacaktık işte ama o da yani çok fazla istiyordu. Ücreti çok fazla. Bize direkt yani baktık kalacak yerimiz yok. Yani gideceğiz. Bitse gitmeyi düşünüyoruz şu an. Biletlerimizi falan kestik, gitmeyi düşünüyoruz. Aklımıza geldi. Sizin orayı yani boş boştu ya. Biz neyiz, nasıl kalacağız? Neyse kirayla yaptırılır o kadar şeyleri. Kira evinde de yok. Evet. Ufak tefek başkana da söyleriz. Başkan da yardımcı olur. Siz ben dediğim gibi benim ev boş zaten. İyi bir ev olana kadar şey beğenirseniz orada kalın. Abla sen zor durumda kalırsın. Kalmam, benim kimsem yok. Benim yani yanımda çoluk çocuk yok. Zaten şeye gidecek tamam. Bu şimdi. Kızına gidecek. Oradan sonra gelecek, kıza doğum yapacak. İşte ne kadar sürer o zaman. Kızının vardı da vermişler 4 tane öğrenci. 1-2 hafta. Ha işte bir görüş annengiller neydi bak. Burada röportaj yapıyorlar Çankırı'da. Öğrenci kardeşimiz zor durumda kalmış. Ben de diyorum iyi bir ev olana kadar benim evde şey derim. Kalın diyor. Hı. Şu an ailemiz bilmiyor. Şu an yurtta kaldığımızı biliyor. Tamam sen orayı neyde sor. Bak bir tane daha boş ev çıktı. Oraya yapılana kadar. Şeyde senin. Tamam şey. Tamam sen sor bana dön oldu mu? Tamam. Oldu, hadi görüşürüz yani. Heh. Hadi hayırlı günler. Yanında da bir ev daha varmış bak, alt katı boşalmış. Hemen yanında da var. Bakalım. Ben Eldivan'a gideceğim, ister gelin benimle birlikte bakalım. Bakın isterseniz bak, ne güzel. Allah razı olsun abla sizden de, sağ olun bak. Allah tek getirdi yani. Çok sağ ol abla ama. Üzüldüm şurada şeydirken ama şeydir. Sen ne kadar istiyorsun abla kira parası olarak? Zaten uygun ne şeydirsek. Ortam neyse o verin yani. Yani sen de buradaki halk gibi mi? Çok yok ben öyle değilim ben yani. Öyle. Kaç kişi kalacaksınız orayı tutarsanız? Şu an 2 kişiyiz burada. 2 kişi kalacaksınız. Yanına arkadaş da alırsınız. Gelir. Şu an hepsi gitti yani. Çoğu evet. Tutmayı bıraktı hadi. Abla ne istiyorsun? Sen bir fiyat söyle. Yani kira fiyatı söyle. 4 kişi olursa? 4 kişi değil. Şu an 2 kişi. Ama bulursunuz. Bak 500 lira. 5 olsa 700 lira. 5 evet. 500 lira veremez misin? Kişi başı mı? 2 kişi. Verebiliriz 2 kişi. 2 kişi. 2 kişi mi? 1700 olsun 500 lira. 3 kişi olursunuz bak 250 lira para verirsiniz. 250 lira olur. Yani size de uygun olur. Çok iyi olur işte. Şu an. O zaman bak siz ablayla şimdi bir atlayın gidin bir eve bakın. Evi görün. Ondan sonra ufak tefek eksiklikleri varsa da belediye başkanı Mustafa Lafçı Bey'den biz de rica ederiz. O da yardımcı olur. Siz de bir yanınıza bir arkadaş daha bulun. Aylık kişi başı 250 liraya gelir. Çok sağ ol. Çok bence siz bu teyzenin teklifini kaçırmayın. Bak yani vicdansızlar da var ama böyle vicdanlı insanlar da var. Çok teşekkürler. Allah razı olsun onlardan da. Çok sağ ol. Düşünmeleri yeterli şu an. Tamam siz o zaman hallettik mi mevzuyu? Bir görüşün birlikte. İnşallah abla da kabul ederse arkadaşlarımla beraber kalmayı arkadaşın nereye gitti? O da kayboldu oraya da. Gitmiş olabilir şu an. Ama bak eve falan da iyi bakın yani. Siz de evleri düzgün kullanın. Sonuçta bak. Bunu buldu bir kadın.
Buna bir şey laf gelmesin öyle bir şey olursa, tabii, tamam mı? Bak onu da söyleyeyim. Yani kendi eviniz gibi de bakın yani. Şimdi arkadaşın güvenilirse, temizse, benim kardeşimin eşi yok. Kaç senedir öyle. Evet. Yani buna hiçbir laf gelmesin kızım. Ha, tamam öyle bir şey olursa. Abi siz bak birlikte artık bir görüşün ablayla. İşte araba gidecekmiş. Şöyle düğünler. Ha, düğünleri var. 5'te buraya gelsen birlikte bir gidin. Oraya bir bakın. Çok. Tamam mı? Ya ablam belki de bak. Bak sorunu hallettik yani senin sorunu. Çok sağ ol. Sen çok mutluyum. Ya tamam sen bak o arkadaşını da çağır. Bir üçüncü kişi daha bul yanına. Sonuç itibariyle 3 kişi 750 lira 250 lira para düşer. 250'ye verdim. Yani Allah razı olsun sizden abla. Ve şey değil yani. Evine de kendi eviniz gibi de bakın. Yani bazen öğrenci de eve giriyor, mahvedip çıkıyor. Siz de öyle de yapmayın. Ben yapacağınıza inanmıyorum zaten. Öyle olmayacak. Kız çocuğu öyle yapmaz. Tamam hadi bakalım hayırlı olsun. Açıkta da kalmadınız. Allah sizden razı olsun abla. Çok sağ olun. Hadi görüşürüz. Tamam mı? Bak al numarasını birinin cebine al. Ben var. Bu el numarası. Bununkini alsın. Al evin cep numarasını. Güneş geliyor. Allah. Çekiyorum lan. Çekiyorum.